Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk savunma sanayi, yerli ve milli imkanlarla Türk tipi uçak gemisi üretmek için harekete geçti. Dünyada uçak gemisine sahip çok az ülke bulunmakta. Türkiye fiilen devler liginde. Yüzen bir kara parçası ordumuzun olmazsa olmazı. Tabii bu hamle Yunanistan'ı ezip geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen TCG İstanbul yani F-515 frigateninin denize indiriliş töreni esnasında yaptığı açıklamada, Anadolu'dan sonra gelecek yerli ve milli uçak gemimiz için görüşmelere başladık ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan bir başka açıklamada ise gemi inşaat sektörü burada. Buradan sesleniyorum. Diyorum ki Anadolu'yu inşa ettik. Gelin bir de artık şöyle bir iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez. Bu adımı da atmamız lazım demişti. Öte yandan edinilen bilgiye göre Türk savunma sanayi Türk tipi uçak gemisinin üretimi için çalışmalara başladı. Türk tipi uçak gemisi 50 bin tona yakın deplasmana, 1800 personel kapasitesine ve hem F-35B gibi kısa kalkış, dikey iniş hem de katapultle kalkış yapabilecek uçar platformlara uygun altyapıya sahip olacak. 2030'lu yılların ilk yarısı içerisinde hizmete alınması planlanan Türk tipi uçak gemisinin hem tedariki gerçekleşmesi durumunda F-35B gibi STOL platformlara hem de yerli platformlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Türk tipi uçak gemisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde ve hali hazırda Milgem Ada sınıfı korvet, Milgem İ sınıfı fırkateyn, test ve eğitim gemisi TCG Ufuk yani A-591, Türk tipi hücum bot, yeni tip denizaltı projesi, Preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu, Ay sınıfı denizaltı modernizasyonu ve lojistik destek gemisi gibi projeleri de yürüten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretileceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak daha önce bir açıklamada bulunan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz şu ifadelere yer vermişti. Başta Akdeniz'deki sıkıntılardan dolayı Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve talepleri sürekli güncellenmekte. Uçak gemisi üretimi de son zamanlarda gündemde. Bu anlamda STM olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile uçak gemisi yapımı Türkiye'de nasıl gerçekleşebilir? Dünya çapında hangi tipte nasıl gemiler vardır? Bu tür gemilerden kalkabilen platformlar nelerdir gibi birçok detaylı analiz çalışması yürütülmekte. Talep olması durumunda Türkiye askeri denizcilik ekosistemi olarak bu ürünün üretimini yapma konusunda herhangi bir tereddüdümüz bulunmuyor. Türk tipi uçak gemisi için gerekli görev gücü ve personel planlanmasının ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın gelecekte gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. ABD yönetimi ve kuklası Birleşmiş Milletler Türkiye'ye ve Rusya'ya Libya'dan çıkın diyor. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başlayınca hem Almanya'dan hem ABD'den hem de Birleşmiş Milletler'den panik atak eseri uyarılar geldi. Batılılar 100 yıllık stratejilerini Türkiye'yi durdurmak için geliştiriyorlar. 200 yıllık tarihe dönüp bakın, göreceksiniz bu yakıcı gerçeği. Türkiye 1000 yıldır eksen ülkeydi. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Bunun içinde geleceğimizi inşa edecek mütevazi yani başka dünyalara açık, başkalarına saygılı ve özgüveni yüksek yani medeniyet fikriyle donanmış, dünyayı iyi tanıyan, önümüzü açacak, öncü kuşaklar yetiştirebilirsek ve tabii kendimizi eleştirmesini ve yenilemesini bilebilirsek. 17. yüzyıldan itibaren dünya tarihinin akışını şekillendiren pagan modern batı uygarlığı, kontrol ve kolonizasyon güdüsü tarafından güdüldü. Hem tanrı fikrine, hakikat fikrine ve tabiata hem de başka medeniyetlere saldırıya dönüştü. Sonuçta tanrının yerine azmanlaşan insanı, kilisenin yerine de siyaseti yani politikayı yerleştirdi. İnsanın tanrılaşması aklın putlaştırılmasıyla sonuçlandı. Siyasetin otorite, hegemonya ve meşruiyet kaynaklarını tanımlayan bir konuma yerleştirilmesiyle bir araç olarak siyasetin putlaştırılmasına yol açtı. Modern pagan insan sınırlı aklına sınırsız güçler atfetmekle ve araçları yani güç üreten siyaseti
bilimi, teknolojiyi vesaire amaçların önüne geçirmekle bir yandan hem tabiat üzerinde hem de dünya üzerinde hegemonya kuracak göz kamaştırıcı bir atılım gerçekleştirdi ama öte yandan da bu maddi atılımı mümkün kılan dinamikler modern Batı uygarlığının altını oyan dinamiklere dönüştü. Sınırlı akla sınırsız güçler yükleyince ve kurucu değil yol açıcı işlev görmesi gereken siyasete dolayısıyla araçlara ama güç üreten araçlara taşıyamayacağı ontolojik işlevler verince modern pagan uygarlık bu yükün altında kaldı ve ezildi. Felsefi olarak, entelektüel olarak, kültürel olarak ve tabii ahlaki ve sosyolojik olarak bu azmanlaşmanın faturası çok ağır oldu. Gelinen nokta yalnızca Batılılar için değil, bütün dünya için ürpertici bir ayrımdır. Tanrı fikri yok edildi, önce Batı'da, sonra da zamanla küre ölçeğinde. Tabiat önce düşman ilan edildi, sonra da ele geçirildi ve delik deşik edildi. İnsanın varlığı tehlikeli bir sürece girdi. Hümanizmle başlayan ve insanı her şeyin merkezine yerleştiren modern pagan yolculuk, gelinen noktada adına posthümanizm denilen, yani insansız bir dünyanın ve dünyasız bir insan tipinin insanı tevessüh ettirdiği, ruhunu yitiren ve güruha dönüşen yığınlar tarafından özgürlük olarak algılanan hız, haz ve ayartının kölesi haline gelerek hayatı çölleştirdiği bir çıkmaz sokağın eşine fırlattı bütün insanlığı. Modern pagan uygarlık felsefi olarak çöktü ama felsefe çökmedi. Nietzsche'in haykırışına çöküş felsefesi olarak nitelediğim postmodern filozoflar ve sosyal teorisyenler güçlü ses verdiler. Heidegger varlığın dolayısıyla hakikatin unutulduğunu söyledi. Modernliğin demir kafes ürettiğini, Foucault hapishaneye, Derrida bir şekilde hayalete dönüştüğünü, Baudrillard simülasyondan ibaret olduğunu ve buharlaştığını söylediler. Çöküş filozofları postmodernliği bir çıkış olarak sunmadılar. Bu çıkmaz sokaktan tek çıkış yolunun hakim paradigmanın dışına çıkmak, hakim paradigmadan kurtulmak olduğunu itiraf ettiler. Ne demiştiniz? Artık söyleyebileceğimiz tek yeni şey, yeni bir şey söyleyemeyeceğimiz gerçeğidir. Yeni bir şeyi kim söyleyecek? Çinliler, Hintliler, Japonlar mı? Elbette ki hayır. Hayır, çünkü hepsi de kapitalistleştirildiler. Uyutuldular ve yutuldular. Söylenecek tek yeni şeyi Müslümanlar söyleyebilirler. Baudrillard bu gerçeği Batılıların İslam'ı terörle özdeşleştirmeleri üzerine insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz diyerek telaffuz etmişti. Batı uygarlığı söyleyeceği şey olmadığı için o ürpertici gücüne sarıldı. Söyleyeceği bir sözünün olmamasının en önemli göstergesi Baudrillard'ın yeni barbarların gelişi diye tasvir ettiği bu saldırganlığı işte. Sonunda insanlığı getirip koronavirüs hapishanesine tıktı. Batı uygarlığı hem kendisi felsefi olarak çöktü hem de İslam dışındaki diğer medeniyetleri fosilleştirdi ve kapitalistleştirerek bitirdi. O yüzden 100 yıllık stratejilerini İslam'ın gelişini önlemek için geliştiriyor. Şunu çok iyi biliyor Batılılar. İslam dünyasını toparlayabilecek ve ayağa kaldırabilecek hem tarihi derinliğe hem köklü medeniyet tecrübesine sahip tek ülke Türkiye. Türkiye bu yükü taşıyabilecek durumda mı? Şu haliyle hayır. AK Parti kendisini köklü bir öz eleştiriye ve yenilenmeye tabi tutarsa, muhalefet partileri de medeniyet fikri etrafında önce Türkiye diyebilecek bir noktaya ulaşırsa ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte eğitim, düşünce, sanat, kültür, şehircilik, medya ve gençlikte devrim niteliğinde adımlar atabilirsek evet. Asıl yolculuk o zaman başlayacak. Dalga kurma süreci bu. Şimdilik dalga kırma süreciyle boğuşuyoruz. Oyunları bozmakla, püskürtmekle uğraşıyoruz. Mesafe de alıyoruz. Libya'da olmamız bunun göstergesi. Dalga kurma süreci ondan sonra başlayacak inşallah.